Evet dostlar, şimdi bir softbox yapımı aşamasındayız. Ben temsili olarak bunu buraya koydum. Softbox'ımız için gün ışığı sarı, 3 çipli gün ışığı sarı renk ledimiz var. Bunları 40'ar santim 40'ar santim bu şekilde kestim. Üst üste bu şekilde yapıştıracağız. Yapıştırma işlemini silikon tabancasıyla yapacağız. Şimdi aralarına da yine gün ışığı beyaz. Bunlar dış mekan ledleri. Elimde bunlar vardı, o yüzden bunları kullandım. Yoksa hani buna benzer bir şey de bulabilirsiniz. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Ben 5 tane yan yana koyabiliyorum bunlarla. Şunlarla. Onları şöyle kesip, hani bantlamak falan değil. Kesip böyle sıfıra sıfır getireceğim. Aradaki kabloyu yok etmek istiyorum. Onları yok ettikten sonra hepsini birden buraya silikonlayacağız. Sonrasında enerjiyi vereceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Şurada artı, burada eksi var. Eksi eksi artı artıya gelecek şekilde bunları yakın bir biçimde lehimleyeceğiz. Dostlar hepsini yakın bir biçimde kesip artı artıya eksi eksiye denk gelecek bir biçimde hepsini güzel bir biçimde elimizle kıvırarak bağladık. Şimdi bunlara lehim yapacağız. Buradayız. Bu şekilde buralara lehim yaptık artık. Bunlar buradan kopmaz bir biçimde duruyorlar. Güzel bir biçimde lehimledik. Şimdi buradan arttırdığımız kabloları diğer ledler arasındaki lehimde kullanacağız. Şimdi masa üstüne bir getirelim, diğer plakamızı getirelim. Bu sarı ledler biraz aşağıda kaldı. Ben öyle bir şey olsun istemediğim için en azından şöyle bir parçayla yükselti. Buna Forex diyorlardı sanırım. Forex gibi bir parçayla şu ledleri yapıştıracağım. Ondan sonra bunları buraya yapıştıracağım. Ya da öncesinde bir çizim almıştırıp sonrasında da hepsini lehimli yapıp ışığımızı tamamlayacağız. Ben yine görsel olarak güzel gözüksün diye şöyle bir biçimde yerleştireyim. Bu sefer beyazların yanında biraz alçak kalması gibi bir durum söz konusu oldu. Güzel bir ışığımız olacak. Zaten test aşamasında da görürüz. Gördüğünüz üzere eksiden eksiye, eksiden eksiye, şuradaki eksiden buraya aynı şekilde. Yani atlamamızı yaptık. Şimdi burayı yaptık tabii. Bir de bunun öbür tarafı var. Doğal olarak arasında pislik varsa düşsün diye şey yaptım. Bir de şimdi buradan artıları atlayacağız. Artıları atladıktan sonra ışığımız bitmiş olacak. Sonrasında nasıl bir aydınlık verdiğini hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Ben de görmedim çünkü. Lehimimiz komple bitti. Artı ve eksi bölmelerini hallettik. Elimde bir tane 9 volt pil var. Normalde 12 voltla çalışması gerekiyor. Ama ben yaptığımız işte bir kusur var mıdır? Kusur varsa diye. Şimdiden adaptöre bağlamamak için 9 volt pille ufak bir deneme yapacağım. Şimdi artı ve eksisini şuradan aldım. Şuradaki ledin, hatta şöyle kamera. Şuradaki eksiden
kontrole geldik. Zaten bu bölüm komple artıların aktarması, bu bölümde komple eksilerin aktarması. Artıdan şuradan aldım, eksiyi de şuradaki LED'in eksisinden aldım. Herhangi birinden, ya şuradan da alabilirdim, buradan da alabilirdim. Ben burada direkt kablosu açıkta diye direkt buradan almayı tercih ettim. Şimdi bir bakalım nasıl olacak. Eksi ucu buraya değdirdim. Evet, kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ortadakiler beyaz, o dış mekan ledler beyaz, diğerleri sarı. Tabii şu anda çok fazla aydınlatmıyor. Sağ tarafta görüyorsanız ufak bir şeylik var. Oranın aktarmasına bir bakarız, orayı test ederiz. Ondan sonra ışığın ne kadar aydınlattığını, ne kadar aydınlatmadığını da daha detaylı bir biçimde görürüz. Şurada bakın ufak bir atlama var. Netleyebiliyor muyuz? Evet. Şuradaki lehim attığı için orada bir sıkıntı olmuş. Onun dışında evet. Yine bakın ek yapılmış burada. Burada da lehim atmış. Şimdi onları da yine kameranın karşısında test edelim. Şu anda aydınlatmamız oldu. Üstüne aydın gel gibi bir çalışma da olabilir. Direkt hani şuradaki aydınlatmalarım var. Onları da şuradan yakabiliyorum. Buradan da sadece sarı yapmıştım onları. Onlar böyle oval duruyor, çap duruyorlar. Şimdi biz nasıl gözüküyoruz? Biz böyle gözüküyoruz. Üstüm başım pis tabii ama. Şimdi benim sarı ışığım vardı. O sarı ışığı kapattım. İki tane sağda solda daha demin gösterdim. Şu anda nasıl gözüküyoruz? Onu da bilmiyorum. Sana olan aşkın hep akan bir su. Sen de benim gibi misin söyle.